yanına ek bir şeyler de farklı alanlarda da kendinizi geliştirmeniz gerekir. Az önce de dediğim işte parayla satın alınacak bir şey değil. O eğer o benim param olsaydı, benim paramda o malzeme heba olmuş olacaktı. Evet. Bu da işte bizim mesleğimizin güzelliklerinden biri. Yani babam ne iş yaptıysa o işin yanında biz de o işin çırağı olduk. Satış mühendisliği de aslında Türkiye'de çok tercih edilen bir konu değil gençler arasında ama... Bu hafta Kırmızı Koltuk'ta Hasan Emir Kavi bizlerle birlikte. Kendisi makine mühendisi, aynı zamanda da yönetim kurulu üyesi. Bize geniş bir yelpazeye yayılmış makine mühendisliği alanının imkanlarından, farklı alanları deneyimlemenin mesleğinde kendisine kattıklarından ve Türkiye'deki geleceğinden bahsedecek. Hadi izleyelim. Hasan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Hasan Emir Kavi. 1981 Adana doğumluyum. 1998'de Niğde Üniversitesi'ne girdim. 2003 yılında mezun oldum. Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliğinden mezun oldum. Mezun olduktan sonra farklı yerlerde elinde ufak küçük firmalarda da çalıştım. Büyük firmalarda da çalıştım. İlk çalıştığım yer bir saç kesim atölyesiydi. Sonrasında Temsa'nın yan sanayisi bir firmada yaklaşık bir 6 ay çalıştım. Bunlar hep askerden önce kısa tecrübeler kazanmak içindi. Daha sonrasında askere gittim, geldim. Bir aile şirketinde 6 ay kısa bir süre bir projenin yönetiminde görev aldım. Sonrasında 2 yıl Irak'ta, Afganistan'da taahhüt işleri yapan bir firmanın fabrika müdürlüğü görevinde bulundum. Orada çok tecrübe edindim. Mesleğimin en fazla geliştiği, kendime bulduğum bir yerdir. Daha sonrasında 2009 yılında da kendi firmamı kurdum. 2008 yılında kendi firmamı kurdum. 2008 yılından 2014 yılına yine hem yurt içi yurt dışı taahhüt işlerinde bulundum. Adana'da doğalgaz tesisatı, ısıtma, soğutma, havalandırma taahhüt işlerinde bulundum. 2014'ten beridir de abimle birlikte bir madeni yağ toptancılığını yürüttüğümüz bir şirketimiz var. Onun haricinde Büyükşehir Belediyesi'nin İmar AŞ, Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden biri olan İmar AŞ'nin de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyorum. Özetle geçmişte yaptıklarım bunlar. Peki çok farklı branşlarda çalışmışız, evet. Anladım. Bunlar önce nasıl etkiledi sizi? Bu da işte bizim mesleğimizin güzelliklerinden biri. Üniversiteyi okurken aslında sadece imalat, konstrüksiyon ve imalatı aslında hayal ediyordum. Hatta bunun üzerine yüksek lisansa da başlamıştım. Çukurova Üniversitesi'nde konstrüksiyon ve imalat anabilim dalında. Ama babamı kaybettiğim için yarım bırakmıştım. Şimdi tekrardan aftan döndüm. Şu anda yarım kaldığım işi de tamamlamak için kolları sıvadım. Onu da tamamlayacağım. Konstrüksiyon ve imalat anabilim dalında hep imalat üzerine aslında odaklanmak istiyordum ama hayat bazen tercihlerimizle değil, hayatın akışıyla yol almak zorunda olduğu için farklı alanlarda çalıştım ama yine kısmen de olsa imalatın içerisinde direkt operasyonel olarak değil, yan destek veren taraflarda bulundum. İmalat hedefim, hayalimdi ama daha sonradan tesisat alanına da girdim. Çünkü bir makine mühendisinin çok büyük yatırıma gerek olmadan kendi işini yapabileceği, taahhüt işlerini yapabileceği alan tesisat alanı. Orada tabii bilgi becerisine, tecrübe ihtiyacı var. Az da olsa diğer konstrüksiyon imalat alanında çok daha büyük müşterilere, çok daha büyük alanlara ihtiyacınız var ama tesisatta benim başladığım yer bir küçücük 20-30 metrekarelik bir ofisti. Onunla işe başladım. Ardından Irak'ta mesela bir Kerkük'te kültür merkezinin işlerini yaptım. Tikrit'te bir havaalanı kulesinin bütün işlerini yaptık. Beton hariç tüm taahhüt işlerini yaptık. Yani hayat farklı alanlara doğru kanalize etti. Az önce işte fabrika müdürlüğü yaptığım dönemdeki edindiğim tecrübe yine bir tavsiyedir gençlere, bu programı izleyen gençlere. Kendi paranızla tecrübe kazanmayın. Ben bir sürede öyle yaptım. O yüzden 2014 yılında da bir iflas geçirdim kendi kurduğum işte. Yani orada tecrübeyi başkasının parasıyla kazanmak, başkasının yanında çalışarak tecrübeyi satın almak daha ucuz oluyor. Kendi paranızı, kendi kazandığınız parayla o tecrübeyi satın almak bazen ağır bedeller ödetebiliyor. O anlamda birilerinin yanında çalışıp gerçekten tecrübe sahibi olduktan sonra ve yapacağınız işin müşterisini bulduktan sonra kendi işinizi kurmayı önerebilirim gençlere. Özetle böyle diyebilirim. Şunu görüyorum, doğru mu? Farklı kollarda çalıştığımızda bu bizim genel bilgi birikimimizi, tecrübelerimizi arttırıyor, daha geniş alanda bakabilmeyi sağlıyor diye de düşünüyorum. Tek bir alanda gittiği zaman evet, daha görüş daralıyor diye düşünüyorum. Şöyle diyebilirim, bir zaman sadece bir fabrikada çalışıp bir makinenin bir çarkı olmak istemedim. Belki de benim kişiliğimle ilişkili bu. Yani sabit bir düzenin, bir kurumsal bir firmanın bir çarkına oturmak istemedim. Çünkü ben yerinde duramayan biriyim. Mutlaka bir şeyler öğrenmek, kendimi geliştirmek ve bir üste geçmek isterim her zaman. Hep aynı işi yapan sabit, monoton bir hayat istemedim hiçbir zaman. Biraz da bu kişilik meselesi herhalde. Eğer biraz da şeyden bakarım ben geçmişte de. Eğer anne baba özellikle
özellikle baba bir esnafsa çocuk da esnaf olmaya meyil ediyor. Eğer memursa memur olmaya meyil ediyor. Çünkü öyle bir hayatı görmüş. O anlamda benim babam esnaftı. Babam ne iş yaptıysa geçmişte biz de onun çırağı olduk. Konfeksiyon atölyemiz vardı. Makine de kullanırım, kot da dikerim. Lastik dükkanımız vardı. Lastik de sökerim, takarım. Patlağını yaparım. Lastik kaplama aile şirketimiz büyük babamın yanında. O işi bilirim. Üniversitedeki bitirme ödevimdir lastik kaplama, araç lastikleri. Bir ara restoran işletti. Garsonluk da yaptım. Yani babam ne iş yaptıysa o işin yanında biz de o işin çırağı olduk. O anlamda bana ne kattı? Bir kere esnaflık anlamında kendi işini kurmanın becerisini kattı. Ama babamı erken yaşta kaybettiğim için 2004 yılında kaybettim 23 yaşında. Tam babamın gölgesinde iş yapabilecekken babam olmadığı için maalesef dediğim gibi 2014 yılında bir iflasım oldu ama sonrasında çok rahat abimle birlikte omuz omuza verip toparlandık. Ama küçük yaştan itibaren babanın yanında iyi bir tecrübe kazanmışız anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Peki makine mühendisliğini neden seçtin? Makine mühendisliği benim bir kere makine mühendisi olmak isteyenlere de şöyle bir önerim olabilir. En büyük şey bir kere üç boyutlu düşünme yeteneğinin, resim yeteneğinin bir olması gerekir. Çünkü bir dizayn işiniz var. Birinci sınıfın dersi teknik resimle başlıyor aslında mühendislik temeli. O anlamda mutlaka bir resim yeteneğiniz, üç boyutlu bakış yeteneğinizin temelinin olması gerekir. O anlamda benim de kara kalem resimle ilgim vardı. Bir şeyler tamir etmeyi, elimde tornavidayı çok severdim. Herhalde ilkokul ya da ortaokuldaydım. Evimizde çok yıllar önce arızalı bir termos fon vardı. Elektrik tarafı arızalanmış. Bir iki servis gelmiş, olmuş, yapamamış. Uzunca yıllarda onu kullandık. Yani içinden de bir sürü parça attırdım. Ama o makine, o termos fon uzun süre çalıştı. Yani biraz ilgiyle alakalı. Eğer matematik ve fizik, mühendisliğin bütün dersleri matematik ve fizik üzerine kurulu. Eğer matematiği ve fiziği sevmiyorsanız mühendislikte zaten başarılı olamazsınız. Çocuklarımla işte konuşuyoruz. 3 çocuk sahibiyim bu arada. Çocuklarımla konuşuyoruz işte ne meslek seçeceksiniz, ne olacağım dediğinde en büyük dediğim mutlu olacağınız işi yapın ve mutlu olduğunuz işten de para kazanın. En önemli şey bu. Eğer mutlu olursanız o işte başarılı olursunuz. Mutlu olacağınız bir iş olarak görüyorsanız makine mühendisliğini kesinlikle seçmelerini tavsiye ederim. Çünkü az önce de sizin dediğiniz gibi çok değişik branşlarda çalıştım. Türkiye'deki makine mühendisliği dünyada belki de en geniş skalaya sahip iş alanlarından biri. Şimdi biraz bunu daraltmaya başladılar. İşte üretim mühendisliği, örnek veriyorum mekatronik mühendisliği gibi biraz daha sistemleri daraltmaya başladılar. İşte raylı sistem mühendisliği gibi, otomotiv mühendisliği gibi farklı branşlara kanalize etmek istiyorlar. Ama Türkiye'deki eğitim sisteminde temeli makine mühendisliği bunların hepsini görüyor. Daha sonradan benim gençlere tavsiyem hep oluyor. Daha üniversiteye girmeden 18 yaşındayken direkt belli uzmanlık alanını seçmeyin. Temel tıp eğitimi gibi düşünün makine mühendisliğini. Temelinizi alın. Onun üzerine yüksek lisansınızı hangi alanda yapmak istiyorsanız o alanda doğru evrilip kendinizi yönlendirebilirsiniz. Dediğim gibi hayat farklı taraflara akabiliyor. O anlamda kendinizi tek bir noktaya kanalize etmeyin. Çünkü makine mühendisliği unvanı aldığınızda asansör de yapabilirsiniz. Bir araç firmasında, otomotiv firmasında da çalışabilirsiniz. Bir imalat tarafında da çalışabilirsiniz. Bir tesisat, ısıtma alanında, soğutma alanında da çalışabilirsiniz. Bir satış mühendisi de olabilirsiniz. Bir kere gençler satış mühendisliği deyince biraz geri duruyorlar. Çünkü sanki satış şey gibi görülüyor gençler arasında. Yani ben işte mühendislik bizde de aslında biraz okuldan da kaynaklı. Mühendislik deyince mutlaka bir işte dizayn masa başında oturacağım, fabrikada müdür olacağım gibi, imalatın başında olacağım, şef olacağım gibi pozisyonlarda bir algıyla mezun oluyorlar ama hayat öyle değil. İşin önce çıraklığını yapmanız gerekir. O yüzden makine mühendisleri kaynaktan gözü de yanacak. Kaynak yapması gerekir. Atölyede de çalışacak, eli üstü kirlenecek. O olmadan o işi öğrenemezsiniz. Bir anımı anlatayım. O fabrika müdürlüğü yaptığım dönemde bir ustamız vardı. Yıllardır bu işin içerisinde bizi susuz getirir, susuz götürür dedikleri cinsten bir ustamızdı. İlk başlarda bende de işte o dediğim yanılgı vardı. Usta bir şey dedi. Ben yok dedim, sen böyle yapacaksın dedim. Benim dediğim gibi yaptı. O da biliyordu belki onun oraya geleceğini. En sonunda bina, çelik konstrüksiyon bir bina yapıyorduk. Onun modelini kurduk yani. Denemesini yaptık, baktık. Onun dediği gibi oldu, benimki olmadı. O zamandan sonra dedim, yok akıl, yani o okumak değil. Ustanın edinmiş olduğu o tecrübe, işte az önce de dediğim işte parayla satın alınacak bir şey değil. Eğer o benim param olsaydı, benim paramda o malzeme heba olmuş olacaktı ama başkasının parasıydı. İşverenim de o zaman çok hoşgörülüydü, daha yeni kurulan bir firmaydı.
O anlamda o da zaten hoşgörülü oldu ama ustanın dediği tarafa geldim. Ama şunu bilmeleri gerekir. Her zaman ustaları peşinde değil ama ustaların bildiği bilgi anlamında dediğimizde şuraya kadardır. Mühendisim ilk başta yeni mezun yanındasın. Senin bilgin bu kadardır ama belli bir zaman sonra senin almış olduğun formasyonla birlikte sen o ustanın üzerine çıkabilirsin. Ama ustanın üzerine çıkman için önce onun altında başlayıp onunla bilgini denklemen, onun tecrübelerinden faydalanabilmen gerekir. Bu da bir şey birini öğretmesi için senin ona usta demen lazım. Yani senin ona tabi olman lazım. Önce onu, çünkü ustaların gerçekten mühendislere karşı, özellikle sanayide, atölyelerde mühendislere karşı saygıları var. O zaman insan ilişkileri de çok önemli. Yani kesinlikle. Aslında bu bir ekip işi, doğru kesinlikle mu? Kesinlikle bir mühendislik tek başına yapılacak ancak bir proje mühendisisindir. Kendi başına bir ofisinde proje hazırlarsın ama bunda bile yine bir ekipsindir. Çünkü bir proje, mekanik tesisat projesi hazırlarken mimardır orkestra şefi. Bir mimarın koordinasyonunda inşaat mühendisi, makine mühendisi, işte jeoloji mühendisi, imalatı yaptıracağın, eğer bir çelik konstrüksiyon bir binaysa da imalatı yaptıracağın atölyenin imalatı biliyor olman lazım. Yani her tarafını biliyor olman gerekir. O anlamda mutlaka insan ilişkileri de sadece bu alanda değil, bence tüm hayatta, meslekte önemli. Demin atladım, satış mühendisliği dedim. Orada yarım kaldı, konudan konuya atladığım için özür dilerim. Satış mühendisliği de aslında Türkiye'de çok tercih edilen bir konu değil gençler arasında. Ama şunu bilsinler gençler, eğer hedeflerinde kendi işlerini kurmak varsa, satış yapamadığın ne olursa olsun, yani satış yapamazsan, kendi işini kursan da ürettiğin ürünün müşterisi yoksa bir anlamı yok. O anlamda bir şeyi, benim 2008 yılında kendi işimi kurduğumda ilk şeyim oydu, yediğim tokat o olmuştu benim. Çok iyi çelik konstrüksiyon bina yapabiliyorum, işte konteyner üretebiliyorum, tesisat bilgim var. Kendi işimi kurdum, ofisimi kurdum, işte bir işlere fiyat vermeye başladım. Ben çıkartıyorum maliyet 100 lira, adam rakibim çıkartıyor maliyet 70 lira. Yani o anlamda satamadığınız işi üretmenizin çok bir anlamı yok. Müşterisini bulduktan sonra onu ürettirmek, yani sattıktan sonra onu ürettirmek çok daha kolay. O anlamda satış çok daha önemli. Çevre geliştirmek, gençler için özellikle çevre geliştirmek için satış mühendisliği de teknik anlamda. Çünkü satış mühendisi dediğiniz gibi bir eline elektrikli süpürgeyi alıp kapı kapı gezmek gibi değil. Genelde mühendisleri satışta çalıştıracakları zaman teknik bir malzeme, teknik bir ürün satışında çalıştırıyor. O anlamda karşındaki muhatap olduğun kişi de teknik bir insan oluyor. Teknik anlamda o ürünü anlatabilecek bilgi ve beceriye sahip olabilmen gerekiyor. O anlamda satış da bence bizim mesleğimizde azımsanmayacak bir noktada. Şunu anlıyorum, doğru mu? Aslında makine dediğimizde her alanında bilgi ve görgüsünü arttırmanın genelinde tümüne hakim olabilmek yönünden çok büyük önemi var. Bu yüzden tek bir alanda uzmanlaşmak yanında diğer alanlarda da mutfağından geçmek lazımdır. Kesinlikle doğru. Yani ama bu her zaman çalışarak olmuyor. Bizim burada makine mühendisleri odasından bahsetmem gerekir. Makine mühendisleri odası yeni mezun gençlerin bence en büyük destek noktası olarak düşünülebilir. Çünkü bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Mezun olduktan sonra geriye kalan mesleki hayatınızın tamamında bilgi becerinizi arttırabileceğiniz, size destek olabilecek yer makine mühendisleri odası. Yani o odanın bir şekilde seminerlerine gitmiş, bir şekilde tanışmış, kontak bulmuş insanlar makine mühendisleri odasını gerçekten çok sahiplenir. Ben de onlardan biriyim. Mezun olduğum ikinci ayda gittim hemen, kaydımı oldum. O zamandan beridir her iş görüşmesine gittiğimde işte CV'mde ilk yeni mezunsun, boş bir CV var. Ama işte bir seminere katıldım, odadan bir belge aldım, onu ekledim. Bilmem neye katıldım, bir eğitime katıldım, belge olarak onu ekledim. O fabrika müdürlüğü yaptığım dediğim işi de yine oda sayesinde bulmuştum. Odadan CV'mi gelip almışlardı. İşverenim o zaman şey demişti, o kadar çok seminere katılmışsın ki kendini geliştirmeye çalıştığın için ve hatta şu da, o aile şirketinde kısa bir süre çalışmıştım. Orada da muhasebe programını kurmuştum online sistemde. O muhasebe bilgim yüzünden beni aldılar. Yani sadece makine mühendisliği yetmez. Yanına ek bir şeyler de farklı alanlarda da kendinizi geliştirmeniz gerekir. Kısaca şeyden de bahsedeyim. Ben makine mühendisliği odasında 2008 yılında yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladım. Ondan önce komisyonlarda çalıştım. Farklı iş yeri temsilcisi gibi pozisyonlarda basit görevler yaptım ama 2008 yılından sonra da yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım. Sonraki dönem şube saymanı oldum. Sonraki dönem şube sekreteri oldum.
Sonraki dönem Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, bizim üst birliğin Adana Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri oldum. Ondan sonraki dönem, iki dönemde şube başkanı olarak görev yaptım. O dönem içerisinde kısa bir sürede Adana Akademik Meslek Odaları Birliği, işte TUMOP, TTB, Veteriner Hekimler Odası, Baro, Diş Hekimler Odası, Eczacılar Odası gibi 5 farklı akademik odanın dönem sözcüsü pozisyonunda da görev yaptım. Daha sonrasında kısa bir sürede Adana Kent Konseyi Genel Sekreterliği gibi bir görev de yaptım. Bunların hepsi bana çok şey kattı, çevre anlamında ulaşamayacağım bir yer olmamasını sağladı. Bunu bazen övünerek söylüyorum, gerçekten ama böyle. Telefonumda 13 bin kişi kayıtlı. Adana'da ulaşamadığım, giremediğim bir fabrika yoktur. Mutlaka orada bir makine mühendisi vardır. Ya TUMOP vasıtasıyla başka meslek, başka bir mühendislik odasından bir arkadaşım vardır. Mutlaka bir ya bir kontağım olmuştur, ya bir dokunmuşumdur, ya bir karşılıklı birbirimize fayda sağlamışızdır. O anlamda benim ben olmamı sağlayan kurumlardan biridir makine mühendisliği odası. Gençlerin mutlaka mühendis odalarını daha aktif kullanmalarını tavsiye ederim. Şuradan da kısa bir bilgi vereyim. Mühendis odalarında şu anda TUMOP'un yeni bir uygulaması da var. Yaklaşık 3-4 yıldır bu. TUMOP Euro Inc. diye, eski ismi Feanli'ye de üye. TUMOP'a kayıtlı herhangi bir mühendis diplomasını TUMOP vasıtasıyla yurt dışı için akredite edebiliyor ve 38 ülkede diplomasının tanınırlığını sağlayabiliyor. Yine bu da TUMOP'un faydalarından biri. Yani Türkiye'de bir şekilde mesleki olarak kendini tatmin edemeyen biri, diplomasının tanınırlığını sağlayabilmek için yurt dışına gitmek istiyorsa, orada çalışmak istiyorsa yine TUMOP vasıtasıyla Euro Inc. belgesini alıp Avrupa Mühendis Ünvanı ile orada çok daha rahat iş bulma imkanına sahip. Teşekkür ediyorum. Peki, unutamadığınız bir anınız var. Mesleki olarak ustamla olan diyaloğu vardı. İşte Irak'a gittiğim dönemlerde karayoluyla da çok gittik. Irak'ta işte savaş ortamının olduğu dönemlerde. Bir mühendisseniz özellikle taahhüt işlerinde çok konfor aramamanız gerekir. Benim hayatımda çok kısa bir süre şantiye deneyimim oldu. Kendi işimin başında durdum. Orada okuyamadığım birçok kitabı, çünkü şantiyedesiniz, akşam 5'ten 6'dan sonra çalışmanız yok, sabah 8'e kadar. Orada bir hafta 10 gün içerisinde herhalde 4-5 tane kitap okumuştum. Benim için güzel bir zamandı o. Keşke hayatta uykuyu ben çok seven biri değilimdir. Keşke uyku bir şekilde bedenden alınabilecek bir imkan olsa insanlar çok daha fazla zaman kalır. Yani kendini geliştirebilmesi için. Özel bir anım yok ama zaman, anlar nokta nokta kısım kısımdır hayatımda. Ama çok özel bir anı olarak anlatabileceğim, paylaşabileceğim bir şey yok. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Dilinize sağlık. Sağ olun. Güzel çok çok teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için. Sağ olun. Teşekkürler tekrar.